Tankımız IS-5 abi. Olmaz olsun böyle bir tank. Tamam mı? Ne zırhı zırh, ne topu top, ne hızı hız. Yani o belki de oyundaki en kötü tanklardan bir tanesi bile olabilir. 10.000 tahvillik değeriyle de çok çok pahalı, çok performans olarak kötü bir alet yani. Yok yani hani gerçekten hiç hoş bir alet değildir kendisi. Anlatmaya bile gerek yok. Gelelim Obje 252U namı değer Defender'a. Yıllarca inanılmaz tartışmalara sebep oldu bu tank. İlk çıktığı zamanlarda gerçekten çok OP'di. Fazlasıyla kuvvetli bir aletti. Ya özellikle zırh metasını başlattığı için kuvvetliydi. İlk başta çok zırhlı bir aletti. Topu gene ortalamaydı, hızımızı ortalamaydı ama o dönem çok kuvvetli tanklar olmadığı için sivriliyordu aralarında. Son dönemde çok fazla zırhlı tanklar oyuna geldiği için şu anda gayet yerinde, kıvamında, kararında güzel bir tank olarak oyunda yerini aldı. 9.000 tahvillik değeriyle birlikte bence eğer bir premium tankınız yoksa alınabilir bir tank. Tahvil harcanabilir bir tank kesinlikle. Öyle söyleyeyim ben size ama tabii ki bazı zaafları var. Detaylı incelemesi YouTube kanalımda zaten var. Oradan bakarsınız. Komple genel olarak değerlendirdiğimiz zaman bu tankı, işte bu tank 10 seviye maçlara çıkacak, 9 seviye maçlara çıkacak vesaire. Bence 8 puanı hak eden bir alet. Zırhı gerçekten kuvvetli. 9-10 seviyelerle kapıştırır sizi. Topu da yeterli. Alfası güzel. 440 alfası var. O yüzden ben 8 puanı gönül rahatlığıyla kendisine veriyorum. Birazdan veriler çıkacak, analizler ortaya çıkacak. Oradan da tankları çok hızlıca analizini kasacağız. Ufak ince ayar, puan ayarları da yapacağız. Gelelim garda. Gard tek özelliği isabetli bir sniper topu olması. Bu kadar. Onun dışında zırh desen yok. Hızlı bir alet, kamuflajlı bir alet. Tank avcısı gibi yani aslında. Öyle söyleyeyim ben size. Çok şey değil. Hani bir numarası yok. Maç çevirir mi? Çok nadir. Yani Obje 252 ile çevireceğiniz maçın sayısı Guard'dan çok 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 daha fazla ve kat kat fazla olacaktır. O yüzden hani tahville alınır mı alınmaz mı tercihini size bırakıyorum. Ama komple overall olarak düşünürsek bence bu tankın puanı 5 puandır. Diğer tanklarla da her şeyle kıyasladığında 5 puanı alır almaz. Öyle bir alet. Şimdi gelelim IS-6B'ye. Bu tank IS-6'nın aynısı sadece. Karabük Üniversitesi mezunu bu IS-6 kardeşimiz. Hala oynanabilir bir alet biliyor musunuz? Yıllar geçti, tank bufflandı, iyileştirildi, zırhı iyileştirildi, topun da iyileştirmeler yapıldı. Ama özel matchmaking'ini kaybetmedi. Premium tank zaten. Yani şu ana kadar saydığımız tüm tanklar premium tank. Hepsi ekstra kredi kazandırıyor size. Hala oynanabilir ama bir Defender mı, IS-6 mı diye yani ikili kıyaslarsan tabii ki de hani sana o kadar şey yaptırmayacaktır. Benim puanım kendisine 6,5. 6,5 ya 6 vermeye gönlüm el vermiyor ama 7'yi de hak etmiyor. 7 de değil. 7 olacak tanklar var çünkü. 7 puan olacak tanklar var. O yüzden hani benim en yorulamam kendisinin 6,5'luk bir tank olduğu yönünde. Geldik KV-5'e. Tamam mı? Geldik KV-5'e. KV-5 evet eskiden biraz oynatırdı kendisini. Eskiden biraz bize bir şeyler vaat ederdi. Ama şu anda tamamen eğlencesine oynayabileceğiniz, para asla kasamayacağınız bir alet. O yüzden benim kendisine vereceğim puan 3,5 üzerinden 4 falandır. Hani güzel isabetli bir topu var. Ama o kadar hani hızı yok, zırhı desen ciciklerden cayır cayır deler. Madara ederler yani sizi. Sırf eğlencesine alınabilecek böyle para kasılacak bir tank değil. Geldi Chrysler'a. Az önce YouTube'da sormuştu bunu. Abi Chrysler mı işte şu tank mı diye. Şimdi Chrysler güzel alet. Nesi güzel? Bir defa çok basic bir sırrı var. Zırhı var. Çok basit bir zırh şeması var. Yani ön zırhı kuvvetli. Side scrap yapmak için yan zırhı kuvvetli. Açıyı verdiğin zaman kolay kolay kimsenin rahat rahat delemeyeceği bir alet. Ama gel gelelim taretinde de çok aman aman bir şey yok.
zayıf bir zırhı yok. Yani hani aretini göstererek oynamak istediğinde, side scrape yaparak oynamak istediğinde gayet güzel defansif bir tank. Fakat iş bu tankın topuna geldiğinde, eyvah eyvah eyvah, atış gücüne geldiğinde abicim 198 delme ile bu tankı para kasman çok zor. Yani amacın premium tank alıp para kasmak ise Chrysler'la bu işi yapman zor. Zordur yani Chrysler'la bu işi yapman. Yorar adamı. Tamam, benim söyleyeceğim o yani. Adamı biraz üzer. Bol bol altın mermi atman gerekir. O da senin kredi kasma mantığına ters gelir. Anladın? Yani amacın kredi kasmak. Premium bir tank bu. Ama premium tankla altın mermi atıyorsun. Delmek için, hasar vermek için, para kazanmak için ama para harcıyorsun. Sıfıra sıfır elde var, sıfır oluyor. Hani sadece bir gameplay tankı. Para çok kastırmaz. O yüzden benim vereceğim puan Chrysler GF'ye 6,5. 6,7. Hani tam 7 puan değil ama 7'ye yakın bir puan. Tam böyle laps diye 7 puanı da veremiyorum ki. Neden? Çünkü Liberté'den dolayı diyeceğim şimdi. Gelelim Liberté'ye. Liberté Fransızların ağır tankı. Çok ortalama bir tank biliyor musunuz? Çok kullanıcı dostu şu anda bu tankların arasında kullanıcı dostu tanklardan bir tanesi. Ne açıdan kullanıcı dostu? Abicim gövde zırhı var mı? Var. Yeterli mi? Yeterli. 9 seviyede, 10 seviyede delerler mi? Delerler tabii ki. Ama kendi seviyesinde fena bir alet değil. Gelelim topuna. Topu da çok güzel. 232 deliciliği var bir defa. Hayvan gibi delebiliyorsun. Altın mermiye ihtiyacın yok. Ortalama hasarın 300. DPM fena değil. Namlu eğilmesi vesaire çok iyi. 10 derece falan namlu eğilebiliyor. Taret zırhı idare eder. Sadece şu kafasındaki sivilce dışında taret zırhından da kolay kolay delinmez. Side scrape yapmak istediğin zaman biraz şu omuzu gösterirsen eğer bu omuzdan delerler. Çok side scrape yapmaya müsait değil. Ama gene de overall olarak ortalama güzel bir alet. Bence AMX GF'den şey Chrysler GF'den daha iyi bir tank. O yüzden mesela ben 7 puanı bu tanka veriyorum. Liberté'ye veriyorum 7 puan. Güzel alettir. Para kastırır. Oynatır da kendisini. Ama hani öyle gönül rahatlığıyla da oynayamazsınız. Hani dikkatli olmanız lazım. Chrysler GF'ye göre de çok daha esnek bir tank. Chrysler GF mecbursun hep side scrape yapacaksın. Oraya uygun pozisyon bulacaksın. Uygun açı ayarlayacaksın sürekli. Ama ikisi de öyle bir derdin yok. Geldik Lorraine'e. Ya 7,12 o ufak ince ayarları yapacağız sonra. Gelelim Lorraine 40T'ye. Lorraine 40T kesinlikle güzel bir tank. Topu çok güzel. Onu bir kere söyleyeyim. 232 dericiliğin var abicim. 300 alfa hasarım var. 4 tane şarjöründe mermi var. 2,5 saniyede bir yani 7,5 saniyede 1200 hasarı bırakıp gidiyorsun. Ama gel gelelim ki oyunda patlayıcı mermiler şey değiştirdiğinden beri, mekanik değiştirdiğinden beri abicim bu tankı gören patlayıcı mermi alfası yüksek olan aletler avuçlarını ovuşturuyorlar. Yani oynaması zordur. Kullanıcı dostu değildir. Pro tankıdır. Lorraine 40T tank. Profesyonel bir adamsan bu tankı oynarsın abi. Ama profesyonel değilsen zorlar seni. O yüzden benim puanım kendisine 6,5 oluyor. Oynaması zor bir tank olduğu için. Kesinlikle kötü bir tank değil. Ama dikkatli, sürekli haritayı incelemen gereken, sürekli inceleme yapman, şarjörünü düşünmen, isabetini düşünmen gereken bir tank ve biraz böyle hata yaptın mı bam 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 atarlar seni garaja. Gelelim T-34-3 tankına. Kendisi özel matchmakingli tanklardan bir tanesi. 10 seviye maçlara çıkmıyor. Eğer yanılıyorsam beni düzeltin ama çıkmıyordu en son. IS-6 da bunun tanklardan bir tanesi. Bunlar çıkmıyor. Zırh olarak idare eder bir zırh. Klasik T-54 şasesi. T-54 gövdesi. Klasik bir tank. O yüzden tüm şeyleri öyle. Kritik hasar yemeleri, yanması olsun, amorek yemesi olsun, ön taraftan deponun hasar alması, alev alması olsun vesaire her şey aynı. Hareketli bir alet, hareket kabiliyeti başarılı, güzel, hızlı bir tank. Zırhı kendi seviyesinde idare eder bir tank. Top performansı ise leş.
Leş yani. Top performans. Eğer dayanabilirsen bunun top performansına, güzel alet aslında. Topunu sabır edebilirsen fena bir alet değil. Yani o yüzden biraz yorucu bir alet. Öyle söyleyeyim. O yüzden benim kendisine puanım da 6.5 oluyor efendim. Şimdi 8 seviye tanklar burada buraya kadardı. Şimdi gelelim benim garajımda olan 8 seviye tanklara. Bunların tahvil değerlerini bilmiyorum arkadaşlar. Bunun tahvil değerlerini siz bana söyleyin. Gelelim N4190 Grand Final tankına. N4190. Abicim bu tank güzel alet. Bu tank ismi bir hafif tank olsa da bu tank bir hasar atma makinesi. Neden? Neden hasar atma makinesi? Bu tankın topu özel bir top. Bu tankın topu 90 milimetrelik 240 alfasını vuran fakat patlayıcı mermisine geçtiğinde 102 milimetre deliciliği olup da 320 alfası olan bir alet. İşte bak 102 delicilik çok önemli. Özellikle yeni patlayıcı mermi mekanikleriyle birlikte inanılmaz hasarlar atabiliyorsunuz. Bu tankla spot yapmak değil asli göreviniz. Evet tabii ki spot yapacaksınız. Ama asıl göreviniz sizin orta tanklarınıza, tank destroyerlarınıza destek vermek ve onlarla birlikte hasar atmak arkadaşlar. O yüzden benim bu tanka puanım 7 olacak. Güzel alettir. Tavsiyedir. Para da kastırır bir hafif tank olduğu için oynaması size ekstra spot hasarlarından dolayı ekstra krediler getireceği için para kastırır, güzel alettir. Tavsiyemdir. Bu tankın tahvil değerini bilmiyorum. Chat yazarsa sevinirim. Ona göre tankın tahvil puanları ortaya çıkacak. Gel gelelim Senlak'a. Abi Senlak'ta top mop hiçbir şey yok. Bomboş tank. Tamam mı? Toptur, deliciliktir, hasardır, masardır. Hiçbir şey yok. Bu tank tamamen kamuflaj üzerine kurulmuş. Hareket kabiliyeti üzerine kurulmuş. Yaldır yaldır koşturan ve hunharca gizliliğe sahip olan spot amaçlı tespit 410 olan baz görüş mesafesi 410 olan bir tank. Tamamen spot odaklı. Ya bu abimizde de M4190'la yaptığınız şeylerin hiçbirini yapamazsınız. M4190'la takır takır hasar atabiliyorken Senlak'la hasar atamazsın abi. O yüzden Senlak'a puanım benim 5.5 diyorum ben. Bunların tahvil puanlarını da bana söylerseniz arkadaşlar iyi olur. Gelelim M41D'ye. M41D M4190'la birebir aynı aslında. Şasesi, gövdesi, tareti, her şey aynı. Sadece topu farklı. Topuna geldiğin zaman topu daha küçük kalibreli bir top. 192 deliciliği, 170 alfası olan kolay kolay hasar veremeyecek bir top. Patlayıcı mermisinin bir numarası yok. Apçır mermisinin bir numarası yok. İsabeti desen kötü ama topunun dağılımı çok iyi. Yani hani düşmanları yalnız yakaladığınızda çıt 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 çıtır çıtır sinir edebileceğiniz bir alet. Amacınız bu tankla tespit etmek olacak. Ama M41 şaseli bir tank olduğu için biraz cüsseniz var. Kamuflajınız iyi değil. Yani dikkatli oynamanız gereken bir alet. M4190'a göre biraz daha oynaması zor bir alet olur kendisi. O yüzden M4190'a verdiğim puandan veremeyeceğim. M4190'a 7 vermiştik. Bu alete de 6 puanı veririm efendim. Geldik M48 Mutsa. Kardeşim eskiden iyi bir aletti ama şimdi koşarak uzaklaşın diyeceğim bir tank. Maalesef kolay kolay ne para kasabilirsiniz ne damaj atabilirsiniz. M48 Mutsa da öyle, M46 KR de öyle. Bu iki tanka da vereceğim puan maksimum 4 puandır arkadaşlar. Daha fazlası değil. Çünkü mevcut düzene uymayan tanklar. İkisi de artık bir iyileştirme isteyen. Topları her ne kadar idare olsa da zırhları, hızları artık oyunun mevcut metasına uygun değil. Eza Chieftain T95 de bunlara çok benzeyen bir alet. Tek farkı Chieftain T95'in topu bu iki arkadaşa göre çok daha iyi. Hem isabet konusunda hem delme ve şey konusunda. Handling'i konusunda iyi bir alet. Oynar mısınız? Yani para daha iyi para kastırır diğer iki tanka göre ama hala zor bir alet yani. Ama bu tanka da vereceğim puan taş çatlasın 4.5 falan olur yani. 46 ve Mutsu'dan iyi ama
Ne bir Senlak ne bir Gard yani. Hani Gard'dan kötü bir halletmiş. Gard'a 5 puan vermiş. Gelelim STRV 81'e. STRV 81 canım benim. Bu da koşarak uzaklaşmanız gereken, hiçbir ekstrası olmayan, hiçbir numarası olmayan bomboş bir alet. Bu tankı kafir vereceğine git Centurion'la oyna abi. Aynısı zaten. Hiçbir farkı yok ki. O yüzden direkt 3 puan falan veriyorum. Öyle şey bir tank. Leş bir tank. Geldik KV4 Götten Taretli. KV4 Kreslavski'ye. Kreslavski fena bir alet değil ama eğlencesine oynayabileceğiniz bir tank. Hani para kastırma konusunda vesaire üzer. Çok fazla hasar atamazsınız. Yavaş bir tank, birazcık açıyı bozduğunuzda kolayca delinebilecek olan bir tank. Ama topu güzel abi. Topu güzel ya. Uzaktan tak 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 vurursun. İsabetli, DPM'i güzel ama abi tank gitmiyor. Ne top tier çıktığınızda ne 10 seviye çıktığınızda iş yapamayacağınız bir alet. O yüzden 4 verdim geçtim. STRV'den daha iyi olduğu kesin. Ama bir çiftinle kapıştığı zaman mesela çiftin bu tankı tokatlar. Ve gelelim benim küçük ballı böreğime. T26-E5 Patriot tankımıza. T26-E5 Patriot tankımız aynı Defender gibi kendi seviyesinin güzel aleti. Bu aletin en güzel yanı çok yönlü olması. Her şeyi yapabilir. Ne demek her şey? Abi spota mı ihtiyacın var? Bu tankı optik tak, görüş mesafen 450-500 metrelere çıkar. Spot yaparsın. Bir ağır tank bu aslında baktığın. Ama hareket kabiliyeti öyle çok ağır hantal bir tank değil. Amerikan orta tankları gibi. Orta tank şasisi zaten. Tamam canım. Ne diyorduk? Direkt orta tank şasisi olduğu için aslında bu bir neydi lan? Patton. Aslında eski şase Patton'lardan. Neydi lan? Patton değil ya. Neydi adını unuttum. Tankın adını unuttum. Amerikan 8 seviye tankın adını unuttum. Ya. Nerede o? Pershing. Ya. Aman Patton diyorum ya. Bildiğin Pershing aslında. Pershing'in Dudullu organize sanayide biraz daha üzerine saç plakalar attırılıp zırhının kalınlaştırılmış olduğu bir tank. Çok yönlü bir alet. Spot desen yapar. Hareketlilik desen var. Top performansı desen var. İsabet desen var. Namlu eğilmesi desen var. Taret zırhı desen var. Hepsinden var. Ama hiçbirinde en iyi mi? Hayır. Hiçbirinde en iyi değil. Hepsinden azar 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 var. O yüzden seni hiçbir seviyede, hiçbir maçta kötü duruma düşürmez. Seni kötü duruma düşürmez. O yüzden benim puanım kendisine Galp de veriyorum. Aynen öyle. T26-E5 Patriot Galp. Bir de bu arkadaşın şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Bu abimizin topu 140 alfası var. Alfası düşük gelebilir gözünüz ama deliciliği 230 mm. Altın mermisi 260 deliyor. İsabeti geçtim. Abi bu tankın mermisi sudan ucuz. Bedava. 255 kredilik mermi mi olur lan? 255 kredi. Ama abi bu tankla altın mermi atmaktan kaçınacaksınız. Bu tankı oynayacaksanız. Altın mermi attığınız zaman kazanacağınız kredi harcadığınızdan daha az. Çünkü yine 240 hasar vuruyorsun ama 4400 kredi harcıyorsun altın mermi attığın zaman. Abi onun yerine altın mermi atmaktan çekin git adama palet atmaya devam et normal merminle. Altın mermi atma. Anladın? Adamı deleceğim diye kasma, git normal mermini sıkmaya devam et. Adamın paletini at, adam kalsın orada böyle mal gibi dursun. Para yakmaz, para kazanırsın, daha çok para kazanırsın. Onu altın mermi atıp deleceğim diye uğraşırsan. O yüzden kendisine puanım 8'dir diyorum ve devam ediyorum. Bu tankların bana tahvil değerlerini söylemiyorsunuz arkadaşlar. Chat, tahvillerini söyleyin bana. Bitti tanklarımız. Az kaldı efendim. Geriye Alpine Tiger VZ-111 var. Ha şey yazmış. Agula yazmış. Eyvallah Agula. Şimdi gördüm yazdığını. Kusura bakma canım benim. Tamam gördüm. Eyvallah. Eyvallah sağ olasın. Gelelim Alpine Tiger'a. Alpine Tiger
Oyundaki çok yakışıklı tanklardan bir tanesi abi. Dolgular, molgular, şu efsane, hoş yani, çok hoş görsel olarak. Gerçekten muazzam, muazzör bir alet görsel olarak. Bu tank özel matchmaking'i var. 10 seviye görmez, AS6 gibi, E34-3 gibi. Özel matchmaking'li bir alet olur kendisi. Hareketli, topu idare eder. Çok delen bir topu yok biliyorsunuz. Klasik eski usul SMM tanklarından. 196 derecelikli, 390 Rus zurnası. İş yapar yani, çok da kötü bir alet değil ama öyle aman aman bir alet de değil. Dikkatli oynarsanız, özel matchmakingli arkadaşlarınızla birlikte oynarsanız iş yapabileceğini düşündüğüm bir alet olur kendisi. Çok kötü puan vermeyeceğim, çok iyi de puan vermeyeceğim. Yani 7 puanı hak etmiyor ama 6 puan da değil. 6,3 falan derim ben bu alete puan olarak. Ve gelelim son tankımıza. T103 10 seviyede, 8 seviyedeki son tankımız T103. Abi bu tanktan uzak durun. Ben çok sevmiyorum kendisini. Oynaması zor. Kocaman, büyük bir dana. Zırt desen çok zırhlı değil. Top, evet, isabetli, güzel bir topu var. Topu baktığın zaman nişan alma süresi iyi, isabeti iyi, alfa hasarı iyi, deliciliği iyi. Hareket konusunda biraz hantal ama dayanıklılık konusunda çatır çutur her yerinden delinir. Yani gizlenme desen yok. Neredeyse mouse kadar büyük bir alet. Hiç yok yani. Bu tank birazcık yaklaştı mı ok işaretleriyle burada 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 diye tankın yerini söylüyorlar. O yüzden devasa bir alet olmasından dolayı kendisine puanım 5,5 falan diyebilirim yani. Hani kendisinin güzel hatırına diyorum ve 8 seviye incelememizi böylece burada kapatıyoruz. Ya bak, dediğim gibi çok dikkatli oynaman lazım T103'ü oynamak için. Yani o kadar sabırlıysan ve o kadar dikkatliysen, evet yani uzaktan oynarsın. Hep 450 metrede oynaman lazım bu tank. 445'in içine girdin mi spotlanıyorsun abi. Spotlanınca da çatır çatır deliyorlar. Hani bari azıcık şey olsaydı, biraz dayanıklı olsaydı yani. Namlu eğilmesi falan da bunun. Çok yüksek olduğu için güya 8 derece namlu eğilmesi var ama tank çok yüksek olduğu için öyle yakın mesafede falan bir şey de yapamıyorsun. Bence uzak mesafede işine yarıyor namlu eğilmesi. Diyoruz ve gelelim şimdi puanlarımıza. Şimdi ne demiş Agulamız? Agula'dan şu tahvilleri bir alalım. Senlak. Agulacım, Senlak'ı senden bir alalım. Senlak'a 8000 demişiz. Tamam, yazalım. Böyle bunu biraz kenara alalım. M41D kalmış. M41D'yi görmeye çalışıyorum. Göremedim. Ben mi göremedim? M41D 8000 daha. Abi 8000 dışında olan var mı 8 seviyede? 8000'den aşağı olan var mı? Yok. Hepsi 8000 değil mi? Tak 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 8000. Hepsi 8000 abi. O zaman böyle yani. Farklı bir puanı olan yok anladığım kadarıyla. Tam obje falan yazdık canım benim. Alan tanklar arasında 8000'den daha fazlası olan yok. Şimdi evet, gelelim puanımıza, gelelim analizlerimize. Şuradan ne yapalım? Bunun biçim boyacısını alalım. Şöyle şuraları boyayalım. Hepsini renklendirdik. Şimdi gençler, şuradan da bunu da alalım. Kendi içinde yapmak istiyordum ama 10 seviye tanklara çok haksızlık olacak. Onlar böyle kızaracak, bozaracaklar. Değil mi? Aynen, olmadı, bu olmadı. Şurayı koşullu biçimlendirmesini buralı temizle abi. Bir daha de. Aynen. Şimdi bak, renklendirdik. Şurayı da renklendirelim. Hacı abimiz bir daha. Şimdi seviyemizi kaldıralım abi. 10 seviyeye baktık. 9 seviye tankı inceleyeceğiz. 8 seviye tanklarımıza şöyle bir bakalım. Ne demişiz? AS5'e 4 puan demişiz. Tahvil değeri de 10.000. Hayvan gibi pahalı ama performansı çok kötü. O yüzden analiz puanından 4 puan gibi düşük bir puan aldı. Fakat Defender'a geldiğimiz zaman 8 puan almış benden.
tüm overall düşündüğümüz zaman en yüksek puan almış 8 seviyeler arasındaki. 9000 tahvil değeriyle birlikte ortalama 8.9 puan çıkartmış. Gayet yüksek bir puan, en yüksek puan almış neredeyse. Fiyat performans yapıyoruz yani bir nevi şurada. Garda gelmişiz, garda 5 puan demişiz hacılar. 8000 tahvil değeriyle 6.3 puan almış. IS-6B'ye 6.5, KV-5'e 3.5 puanlar verdiğimizde tahvil karşılıklarıyla birlikte IS-6'da 8.1 puan almış. KV-5 alt. Chrysler GF 6.7 vermişim. IS-6'dan daha iyi bir tank demişim ama Liberty'den daha kötü bir tank. Yanlış da dememişim bence. Hepsi 8000 tahvil. O zaman bunu şöyle sıralayabiliriz hacılar. Ben şunu kendim en yüksek puan verdiğimden en düşük puan verdiğime doğru sıralayalım. Ve puanlarına bakalım. Hangisini almak daha mantıklıya bakacağız şimdi. Burada iyiden kötüye doğru sıraladığımda ne olmuş sıralamam? Birinci sıralama, birinci tankımız Patriot, Defender, sonra Patriot, sonra Liberty, sonra M4190, Chrysler, IS-6B, Lorraine 40T, T-34-3, VZ-111, Alpine Tiger, M41D, Senlac, T-103, Guard, Chieftain T-95, IS-5, Mutz, M46, KV-4 Kres, KV-5 ve STRV-81 şeklinde demişiz. Chatten bir yorum geldi. Chieftain 10K. T95 mi farklı? Tamam, Chieftain'ın değerini yükseltiriz. Neredeydi Chieftain? T95. Bu da 10.000. Tamam, bu da zaten Kayseri'li analiz puanını çok aşağı çekecektir. Şimdi gençler, sıralamam bu. Benim 8 seviye için sıralamam. Gayet mantıklı, gayet anlaşılır bir sıralama olduğunu düşünüyorum. Kayseri'li analizine geldiğimiz zaman ise bak burada 10 tam puan almış bir tank çıktı. Neden böyle bir tank çıktı? Tankın tahvil değeri daha ucuz olduğu için öyle. 8 puan almış, gene her şeyle idare eder bir tank. Ama daha ucuz olduğu için para kastırma konusunda size daha fayda sağlayacak bir tank olduğunu düşündüğümden bunun puanı böyle çıkmış. Evet, benim yorumlamam budur. 8 seviye sıralamam budur. Ben kendim buna göre hareket ederdim. Bu tankları tahville almak isteseydim. Var mı? Var mı itirazı olan? Şöyle yan yana koyalım, konuşalım. Reis, şimdi yeni oyuncu için de Patriot vs Defender demeyelim bence. Kayserili hesabında biraz hata var gibi. Abicim, Kayserili hesabında ben işin para kazandırma kısmına bakarım. Ben işin para kazandırma kısmına bakarım. Bunlar premium tanklar. Bunlar premium aletler. Yani Defender'la mı daha çok para kasarsın, Patriot'la mı daha çok para kasarsın sorusunun cevabını sana oradaki Kayserili analizi puanı söylüyor. Patriot'la daha fazla para kasarsın. Evet. Defender'la daha özgüvenli oynarsın. Daha ağır tank gibi oynarsın. Ama hepsi birbirlerinden farklı aletler. Anladın? Yani Patriot'u Patriot gibi oynarsan sana 10 puan para kazandıracak bir alet. Budur. Benim anlatacağım, benim söyleyeceğim, benim yorumlayacağım. Çok ufak tefek değişiklikler tabii ki yapılabilir. Herkesin kendi fikirleri farklı, kendi analizleri farklı. Bu tamamen benim kendi kişisel analizim. Bunu da şey olarak düşünün yani. Tabii ki atıyorum kimisi diyecektir ki abi Chrysler aslında Liberty'den daha iyi alet, daha iyi oynarsın. Ya, yapabilirsin tabii ki. Ben ama kendi açımdan değerlendiriyorum. Ben botun kendi oyunculuğu açısından değerlendiriyorum. Tabii ki ufak tefek ince ayarlar, ince farklar herkesin kafasında farklı farklı olacaktır. Ben Liberty'nin 7.5 puan olacağını, T-34'ün 7 olduğunu düşünüyorum. İkisinin de seviyelerine güzel, çok para kaslanan tanklar. Ayrıca şey düşünmüyorum, bazıları özel matchmakingli tanklar. Hepsini düşünerek ortalama puan verdim. Yani sence IS-6 6.5 puanı hak eder mi? Özel matchmakingli olması sayesinde hak ediyor. T-34-3 IS-6B'den daha iyi bir tank mı? Tartışılır. IS-6B'nin topu daha iyi T-34-3'e göre. T-34-3'ün de hareketliliği IS-6'ya göre daha iyi. IS-6'nın zırhı daha iyi ama işte T-34'ün görüş mesafesi daha iyi falan. Hani
kapışıyorlar, anladın? O yüzden ikisine ben aynı puanı verdim. Ama ikisinde de özel matchmaking olmasaydı iki alet de zaten birer puan kaybederdi kafadan bence. 6,5 değil de 5,5 puana düşerlerdi. Şu ortalara inerlerdi, yani şuralara inerlerdi. Buralarda olmalarını sağlayan şey bu iki tankın özel matchmaking olması. Keza Alpine Tiger'ın da öyle yani. Şu 3 tankın buralara gelebilmesi özel matchmaking'li olmaları. Hepsinden birer puan öyle ekle yani. Öyle düşün. Guard ve T-103 daha yüksekte olması lazım. Hem standart mermileri iyi hem de alfaları demiş Rakabay'da. Çok katılmıyorum ya. Evet, top performansı olarak iyiler ama yani oyunda çok görmüyoruz abi ya. Oyunda en çok gördüğümüz aletler yani şunlar yani. Hani bunları göremiyoruz. Görebilsek daha fazla insan bunu düşünüyor derdik. Patriot'ta 2 markım var ve markın %90'da kaldı. 3 mark